Günaydın. Evet, bugün giyindim. Bugün böyle eşofman style'a takılıyorum. Bugün çok işimiz var. Çünkü bahsettiğim gibi bu cama takılabilen ledlerden alacağım. Onun dışında az önce kalktım. Hazırlandım. Bugün birazcık hastayım ama karnım ağrıyor. O yüzden olabildiğince rahat giymek istedim. Az önce kargolarım geldi. Size kargolarımı göstermek isterim ama çıkmamız lazım çünkü amcayı yetişiriz. Bir randevumuz var. Sonra da dediğim gibi birlikte yılbaşı süsü bakacağız. O zaman ben çıkıyorum. Akıllı dur, tamam mı? Şunu prizden sökelim ama. Kameranın şarjı. Bugün de yine hava güneşli. 2 gündür şaşırtıcı derecede güzel bir hava var. Çıktım. Annem indi bile. Ayakkabılarımı da fermuarını kapatmadım zızıdan dolayı ya. Ay, neden hala maskeyle duruyorsam. Evet arkadaşlar, ben aman çıkaramadım. Kepçe olacağım. Evet. Bunlar yüzünden kepçe olacağım. Şimdi annemin randevusu vardı. Hala var. Nüfus dairesinde. Nüfus müdürlüğünde daha doğrusu. O oraya gitti. Ben de markete bir uğrayayım dedim. Ve Zuzu'ya mama buldum. Buraya geldiğimden beri buradan köpek sahiplerine sesleniyorum. Buraya geldiğimden beri mama deniyoruz ve en sevdiğimiz mamayı bulmaya çalışıyoruz. Başa döndük diyebilirim. Yavru dönemindeyken de böyle bir arayış içerisindeydik. Şimdi tekrar bir arayış içerisindeyiz. Çünkü Türkiye'de olan birçok marka, mesela biz ND ve Proplan kullanıyorduk Türkiye'deyken. Ne var burada ya? Rujum gitmiş resmen. Şöyle bırakayım mı? Evet. Türkiye'de biz ND ve Proplan kullanıyorduk ama burada onlar sadece online pet shoplarda bulunuyor. Her yerde kolaylıkla bulunmuyor. Ben de artık internetten mama sipariş etmek istemiyorum. Böyle kolaylıkla her yerde bulabileceğim bir mama vermek istiyorum. O yüzden burada birçok mamayı denedik. Çok dediğim 4 mama denedik. Ama burada en küçük köpekler için yapılmış olan mama taneleri bile büyük. Asla Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de gerçekten küçük ırk köpeklerin mamaları çok çok küçük. Ve dolayısıyla Zuzu da zaten çok mızmız bir köpek. En sevdiği mesela muz ve havuç çok sever. Onu bile büyük dilim olarak verdiğinizde yemiyor. Çilek bile verdiğimde büyükse yemiyor. Hep böyle küçük küçük yapmam gerekiyor. Biraz nazlı bir köpeğim var, evet. Neyse, çeşitli çeşitli mamalar denedik. İçerikleri çok güzel olan mamalar denedik. Hiçbirini sevmedi çocuğum. Şimdi az önce tekrar mama bakmak için çıktım. Şunları çok sevdim mesela. Bunlar böyle ıslak mamalar, poşette. Bunları çok sevdi. O yüzden bunları stokluyorum. Haftada bir ıslak mama yiyor. Şimdi de mesela Proplan Purina markasına ait. Yani Purina şirketine ait bir mama. Şimdi Purina'nın bir şeyini görünce hemen aldım. Şöyle bir abla geçsin de utandım. Bakar şimdi bu kız niye mama gösteriyor diye. Aa, ellerimi dezenfekte etmedim ve yüzüme mi sürdüm? Ne yaptım ben? Allah'ım, inş korona olmam. Zaten şimdiye kadar olmadım. Normalde kötü her şey ilk beni bulur. Henüz öyle bir şey olmadı. Umarım da olmaz. Buraya da süreyim. Burnuna dezenfektan çeken bir benimdir herhalde. Korktum. Neyse, ne yapıyordum? Mamayı gösterelim size. Purina'nın bir mamasını buldum. Hem de bayağı mini yazdığı için şöyle dokundum. Taneleri de Türkiye'deki gibi, Türkiye'deki mamalar gibi mini. Umarım bunu sever. Neyse işte böyle. Bir grup Almanca tayfa yanımdan geçti de dikkat çekmemek için kaydı durdurdum.
Almancıları doğal ortamında sizlere göstermek isterim ama şimdi başıma bela almak istemiyorum. Annemin işi de ne kadar sürer bilmiyorum yani. Orada dikilmektense, çünkü tek tek alıyorlar içeri, yanına kimseyi almıyorlar. Arabada oturmak daha mantıklı geldi bana. Çünkü zaten karnım ağrıyor. Lan dolası regl. Ah. Fotoğraf çektim az önce. Şimdi onlara bakıyorum. Editleyeceğim. Bakalım bir tanesini çekeceğim. Rapçi kıyafetim ve ben. Kimi aşk diyor buna? Bense delilik. Sonra aklını kemirir. Olmaz olmaz. Ne yapsan da geçmiyor, çare yok. Telif yememek için burada bırakıyorum. Size biraz da durduğum yeri göstereyim. Bakın çok güzel bir ağaç var burada ve bu bir kilise. Onun önünde fotoğraf çekindim zaten. Ve şu ağacı görüyor musunuz? Geçenlerde yaprakları duruyordu böyle. Sapsarı duruyordu ve çok güzeldi be. Ve şimdi böyle yapraksız görünce kabulleniyorum ki kış geldi. Ben bir kış çocuğu olmama rağmen, yani kışın doğmama rağmen asla kışı sevmem. Asla. Çünkü ben rahatına çok düşkün bir bireyim. Üşümekten nefret ediyorum ve bende kansızlık olduğu için çok fazla üşüyorum. Evet. Şimdi ben biraz fotoğraf editleyeceğim. Sonra annem gelecek ve biz yılbaşı süsü bakacağız. Evet, bakacağız, bunu yapacağız. Umarım bir şeyler bulabilirim. Dün gördünüz yine. Dün çekmiştim bir vlog. Onda gördünüz neler aldığımı. Çok böyle yılbaşı duran şeyler almadım yani. Öyle. Şimdi annem bekliyorum. Ben biraz da edit yapıyorum. Hadi bay. Bir yıldız buldum ama bilmiyorum. Pek de içime sinmedi. İçeride çekemedim ama çok havasız ve çok kalabalıktı. Yani konuşmak maskeyle oldukça zordu. Şimdi eve gireyim, size aldıklarımı göstereceğim. Öyle işlerimizi hallettik ama çok yoruldum. Şimdi eve gitme vakti. Aradığım bulamadım ama İdare edeceğim artık. Evet, şimdi alacağımızı aldık. Ben bayağı yoruldum, karnım ağrıyor hala. Ben de size güneş çok tersinden vuruyor ha. Ben de size evde aldıklarımı göstereceğim. İstediğim şeyi çok bulamadım, pek bulamadım yani, yoktu. İstediğim şeyi bulamadım ama bulduk. Bulduğumla idare edeceğim. Evde size gösteririm. Bir de kargolarım geldi. Çok merak ediyorum. Aklım kargolarda kaldı. Sizde de öyle oluyor mu? Yani açmadan o çıktığım için aklım hala evdeki kargolarda. Eve gideyim, size onları da göstereyim. Enerjim oldukça. Bugün biraz hasta olduğum için üzgünüm. O zaman evde görüşelim mi? Evde görüşelim. Çok yoruldum. Bugün çok yoruldum. Ama size aldıklarımı göstermek istedim. Alışveriş vlogu gibi bir şey oldu bu. Gösteriyorum. Hazır mısınız? İlk olarak bu Biblo'yu aldım. Şöyle çok tatlış bir maymuncuk. Bunu işte şuradaki sefaya koyacağım bir şekilde. Burayı toparlayacağım ama. Sonra böyle led mum seti aldım. Bunu şuraya koymak istiyorum. Sonra böyle su
Sonra bu ışıkları aldım cama yapıştırmak için. Pil aldım çünkü bunların hepsi pillerle çalışıyor. Dün almıştım ama bir tane tek kaldı. Bir de uyku gözlüğü aldım. Çünkü bu benim olmazsa olmazım. Ben bunsuz uyuyamıyorum. Ama İstanbul'dan getirmedim. İstanbul'dakini attım direkt. Burada alırım diye. Burada da bir bulamadım bir çok garip bir şekilde. Neyse bugün buldum. Fiyatı da uygundu. Tatlı da duruyor. Üstüme de uygun. Bunu aldım. Şimdi bunu bir yapalım mı? Kumandalı falan. Çok güzel bence bir şey bu. Ben bunu plastik sanıyordum ama bayağı bildiğiniz yapısı gerçek mum gibi. Hatta bu gerçek mum ama içinde şey var. Şimdi bir bakalım. Buna ince pil giriyormuş. O da var bende. Ay! Maymun kırıldı. Bir anda pat arkamdan güm diye ses geldi ve kırıldı. Dırırım. Ne olacak şimdi ya? Of. Öf be. Neyse şunların pillerini takayım. Deliyim. Tüm ince piller bittiği için bunu yapamayacağım ama bunları göstereyim size. Bakın bir de rengi değişiyor böyle. Yeşil. Lacivert. Bak. Böyle rengini değiştirebiliyorsunuz işte de buna yetmedi. Bir tane eksik kaldı. Ben şimdi bu maymunu bakayım bir. Ona kalp masajı yapmaya çalışacağım. Umarım yapabilirim. Bunu da asarız. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu maymun kurtarılamayacak kadar küçük parçalara ayrılmış. Ama şu dün aldığım hasır ışıklar var ya onları astım. Böyle en azından odamın şeyine uygun. Dekoruna uygun diye düşündüm. Ama şuraya biraz daha. Bu daha iyi bence. Şu diğerini de şunu da. Başka yere yapayım. Bunu bu şekilde mutfak camına taktım. Çünkü bayağı küçük bir şeymiş. Ve zaten bina girişi de bu tarafa baktığı için bence tatlış olur böyle. Beğendin mi sen de? Gel hadi kargolarımızı açalım artık. Vallahi çok merak ettim. Sonra da burayı toplarız. Size şey dozun üstüne koymadım mı? Battaniyenin üstüne koydum. Nerede telefonum ya? Şimdi ilk olarak H&M'den aldıklarımı bakalım derim ben. Ama bu çok kötü oldu böyle. H&M'den gelen paketi ilk olarak açalım. Neler varmış, neler varmış. Pardon. İç çamaşırı almıştım, o varmış. Bir tane de üst aldım. Bakalım mı hemen? Kışlık çok fazla giyecek şeyim yoktu ama bu bayağı güzel. Bayağı kalın. Şöyle bir hırka. Oversize. X small almıştım. Ve önü böyle taşlı düğmeleri var. Bakayım açılıyor mu düğmeler? Ya da sadece... Evet açılıyormuş yani. Süs mahiyetine koymamışlar. Şöyle bir kazak aldım. H&M'den bu. Bayağı güzel de kumaşı. Sonra bir sweatshirt aldım çünkü ben sweatshirt giymeyi çok severim ve onlara doymamalıyım.
Bir de bu aralar fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama bu renklere bayağı taktım. Bu yine oversize, bayağı oversize. Ben hangi beden almışım? X small almışım. Kolları böyle şu şekilde biraz farklı. Üstünde de Aris'in baskısı var. Bayağı güzel olur diye düşündüm. Hem eşofmanlarla hem koplarla. Sonra bir de Bershka var. Bershka'dan iki şey aldım. Biri burada, diğeri de geçen blokta giydiğim deri trench coat. Onu aldım. Bir tane de siyah düz basic uzun çizmelerle giymelik bir elbise aldım. O da şu şekilde. Şöyle V yaka. Aslında polo yaka ama böyle V bir polo yakası var. Uymuyor ama hiçbir şey. Neden? Neden yani? Böyle de bir V yakası var. Aslında giysem daha iyi görecektiniz ama giyeyim mi? Hadi hemen size giyip göstereyim. Evet, bir de size giyerek göstermek istedim. Biraz daha derin gidiyor bunun dekoltesi ama benim altımda bir tank top olduğu için onu kapattı o şekilde. Bayağı gördüğünüz gibi dar bir elbise. Ama tahmin ettiğim kadar kısa değil. Bu biraz böyle tam boyuma göre elbise bulmakta zorlanıyorum. Aslında çok da uzun bir kız değilim ama zorlanıyorum işte. Bayağı güzel böyle stretch bir kumaşı var. Boydan da bir saniye. Şöyle diz üstü bitiyor. Ve bir de bu deri trench coat'u almıştım. Aslında bunları birlikte giymek için almıştım zaten. Size bir de şöyle göstereyim. Şimdi size dilerseniz bir de H&M'den aldıklarımı giyerek göstereyim. H&M'den böyle bir hırka aldım. Bunun bir düğmesini açıkta kullanabilirim diye düşünüyorum. Siyah mom jeanlerle ya da straight jeanlerle güzel olur diye düşündüm. Şöyle de kullanabilirim aslında. Tamamen kapatmam gerekmez. Biraz balon kolları var. O da güzel, bayağı salaş güzel bir hırka. Dediğim gibi kotların üstüne kışın sıcacık tutması için ideal. Son olarak bir de sweatshirt'ü giyip bitiriyorum. Çok yoruldum. Üstünde de hala elbise var. O elbisenin üzerine giyeceğim onu da. Geldim. Wow, bu neredeyse elbisemin boyunda. Ama ilk X'imi almışım. Çünkü boğazlıymış. Hiç dikkat etmemiştim. Kolları bakın şu şekilde. Biraz böyle buradan dikişlerle buraya böyle kırış kırış. Böyle büzgülü gibi yapmışlar. Boyu şu şekil. Boyu şu şekilde. Bayağı tatlış. Güzel bir sweatshirt. Kıçım başım dağıldı. Evet, aldıklarım bu şekilde böyle. Göstereyim. Bayağı oversize. Güzel. Bunu böyle kotların üzerine de giyebilirim. Eşofmanların altına da. Evet. Eşofman altının üstüne de giyebilirim. Birçok türlü giyebilirim. Ama biraz şu anda iğreniyorum yıkanmadığı için. Yani yıkanmış kokmayan şeyler giymekten nefret ederim. Evet. Ben şimdi eski kıyafetime giyip geliyorum. Bunu size tam gösterememiş gibi hissediyorum ya yakalarını. Anladınız ama değil mi?
Bu arada ben bütün bu aldıklarımı Türkiye'deki sayfadan da bakacağım. Orada bulursam size bilgi kutusuna eklerim. Siz de alabilirsiniz. Linkini ekleyeceğim. Bakarsınız. İsterseniz alırsınız. Dağıldım. Bakın burası böyle sıcak sıcak. Burası bu şekilde oldu. Bence çok tatlı oldu ya. Bilmem içime sindi benim. İyi ki almışım bu mumları. Oh, evet üstümü giy çıkar. Bayağı bir yoruldum. Çünkü bugün dediğim gibi biraz rahatsızım. Biraz halsizim. Ama yarın daha iyi olacağıma eminim. Dediğim gibi ben bulursam size bilgi kutusuna linkini bırakırım. Bakabilirsiniz. Dilerseniz sizlere referans koduyla birlikte yazarım. Evet. Başka da bir şey yok. Böyle ara ara yine vloglarla bu kanala uğrarım. Sanki benim değilmiş gibi bu kanal. Neyse saçmalıyorum artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Lütfen videoyu beğenip yorum bırakır mısınız? Ve abone değilseniz abone olur musunuz? Lütfen. Çok önemli. Büyümemiz açısından gerçekten çok önemli. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bay bay.